Bismillahirrahmanirrahim. İmam Hatip Lisesi Arapça 10, ünite 3. El-Vahdetu 3. Ünite 3, 6 dersten, 6 bölümden oluşmakta. Birinci bölümdeyiz. Hayat-ı Talip, öğrencinin hayatı demek. Hayat-ı Talibi, öğrencinin hayatı. El-Dersul Evvelu, birinci ders nedir? Es-Sadikani, iki arkadaş. Sadigun bir arkadaş, sadigan iki arkadaş, estigau arkadaşlar cimim keser olur. Temhid mehede yumehidu temhid, fa'ale yufa'ilu tef'il, tef'il babından mastar gayrimimidir temhid. Hazırlık soruları, giriş sorusu, yani bir giriş yapmadan şu sorularla aklımızı, zihnimizi toparlayarak metne geçelim diyor. Meta ne zaman, testeykizu sen uyanırsın. Yakaza uyanmak demek. Adeten genelde ki sabahı sabahleyin. Sabahleyin genellikle çoğunlukla ne zaman uyanırsın? İşte sabah 7'de uyanırım, 6'da uyanırım gibi. Ma soru burada. Ma el amalu amelun amelani amal. Cim keser olur. Ma el amalu ameller işler nedir? Elleti o işler ki tegum sen yapıyorsun biha. Onları ki sabahı sabahleyin. Sabahleyin yaptığın, yerine getirdiğin işler nelerdir? Amal, işler, ma nedir? Sabahleyin yaptığın, yerine getirdiğin işler neler? Kalkınca ne yaparsın? İşte yüzümü yıkarım, dişimi fırçalarım gibi. Üskür bahset ha onlardan, o yaptığın şeylerden bahset. Alet tertibi belli bir düzen üzere, sırasıyla anlat. Mahmud ve Nuri, Mahmud ile Nuri arasında geçen bir diyalog. يستيقظ uyanır الصديقان iki arkadaş في ساعتين saatte öyle saat ki mübekkeratin erken saatte uyanır külle yevmin hem de her gün iki arkadaş erken saatlerde her gün uyanmaktadır في ساعتين mübekkeratin erken saatte külle yevmin her gün huma o ikisi yani o iki arkadaş yetenavelani yerler El fatura kahvaltı yerler yani kahvaltı yaparlar. Adeten genellikle fissaati saminiti saat 8'de. Genelde 8'de kahvaltı yaparlar. Ba'de sonra ba'del futuri feturi kahvaltıdan sonra yücehizu ceheze yücehizu düzenler hazırlar. Es sadikan iki arkadaş ni hagibette huma çantalarını. Hagibetun çantalarını. Huma o ikisi. Yani ikisi de kendi çantalarını hazırlarlar. Sümme sonra yerteli yani giyiyorlar, giyerler el melabise elbiselerini ve yehrucani harece yehrucu, yehrucani çıkarlar, tesneyin o ikisi çıkar. Minel beyt evden fissaati tasiati tasi 9 demek, saat 9'da çıkarlar ama ardından ve rub'i gelmekte, rub'i çeyrek demektir. Yani rubun 4'te 1. 4'te 1 demektir. 4'te 1. Yani 1 bölü 4 oluyor bu. İşte 60 dakika 1 saatse 60'ı 4'e bölersen ne çıkar şeklinde. 20, 40, 60 şeklinde. Bu yüzden çeyrek diyoruz. 9'u çeyrek geçer. Lizzehabi gitmek için iler camiati üniversiteye. Camia üniversite. Yebde'u başlıyor, ne başlar, eddersü ders, adeten genellikle fissaati tasiati ve nısfi saat 9.30'da başlar. 9.30'da genel ders başlıyor, çok geç başlıyormuş. Mahmud, Mahmudun, Mahmud yedrusu ders görüyor, ders görmektedir. Fi ka'atin sagiratin, küçük bir salonda. Ka'a, salon, burada sınıf diyebiliriz, küçük bir sınıfta. Yücedi bulunuyor fiha orada 20 20 ne daliben öğrenci erkek öğrenci ve dalibeten ve kız öğrenci 20 erkek ve kız öğrenciden oluşan bir sınıfta küçük bir sınıfta Mahmud ders görmektedir. Lakin fakat Nuri Nuri ise yedrusu ders görüyor fi ka'atin kebiratin büyük bir salonda yani büyük bir sınıfta diyelim. Öyle büyük sınıf ki bu. Yücedü bulunuyor fiha onda ne erba'une daliben ve dalibeten. 40 erkek ve kız öğrencinin bulunduğu büyük bir sınıfta ders görmektedir. 2. Ecibi cevap ver anil esiretil atiyeti hasebin nas.
parçaya göre. Haseben nas parçaya göre demek. Haseb göre. Nas parça. Şurada geçelim. Okuma parçası. Ecip sen cevap ver. Neyden? Anil esiretit ati. Aşağıda gelmiş olan, aşağıda yer alan sorulara cevap ver. Neye göre? Parçaya göre. Soru 1. Meta ne zaman yesteyi gizu uyanır es-sarigani iki arkadaş? Ne zaman uyanırlar? Fi sa'atin mübekkiratin külle yevmin. Her gün erken saatte uyanırlar. Cevap bu. Fi sa'atin mübekkiratin külle yevmin. 2. Maza ne yef'alu yapıyor es-sarigani iki arkadaş? Ba'del fatûri kahvaltıdan sonra iki arkadaş ne yapıyor, ne yapar? Yücehizani her ikisi de hazırlar. Hakibete huma. Çantalarını hazırlarlar. Yertediyani el melabise ve elbiselerini giyerler. Diye devam edilebilir. 3. Meta ne zaman yebde'u el dersu adeten genellikle ders ne zaman başlar? Fissaati tasiati ve nısfı 9.30'da başlar. 4. Fi eyyi ka'atin yedrusu Mahmudun. Mahmud hangi sınıfta, nasıl bir sınıfta ders görmektedir? Yedrusu ders görüyor o Mahmud fi ka'atin sagiratin. Küçük bir sınıfta ders görüyor, ders görmektedir. 3. İstebdil el cümletel atiyete bima beynel kavseyni. İki yuvarlak çizgi yani parantez arasında yer alan kelimeleri getirerek, onları değiştirerek, istediğini değiştirerek cümleyi. Aşağıdaki cümleyi tam mana verelim de net olsun. İstebdil değiştir. El cümletel atiyete. Aşağıda gelen cümleyi değiştir. Onu da değişiklik meydana getir. Neyden yararlanarak cümlede değişiklik meydana getir? Bima o şeyle ki beynel kavseyni iki çizgi arasında yer almaktadır. Yani parantez arasındaki kelimelerden yararlanarak cümlede değişiklikler meydana getir. Mahmut ve Nuri yeskunani fi nefsi şukka. Şukka apartman dairesi demek. Apartman dairesinde oturuyor ki Mahmut ve Nuri. Mahmut ve Nuri bunlar yeskunan oturuyorlar. Nerede? Fi nefsi şukka apartman dairesinde. Dairede oturuyorlar. Şimdi diyor ki humayı kullanarak ikide bir cümle kur. Entumayı kullanarak. Şimdi diğerlerini kullanarak. Feryal, Zeynep bunları kullanarak değiştir denilmiş. Buna göre 2'yi nasıl yaparız? 2 yeskunani. Yani yeskunani vardı yine. Aynı şekilde yeskunani fi nefsi şukkati. Yeskunani o ikisi oturuyor. Huma zamiri ya. Olay şununla alakalı. Huma zamirin özelliğini bilmek gerekir. Huma nedir? Evvela tesniyedir. Başka nedir? Üçüncü şahıstır. Başka nedir? Yani huma üçüncü şahıs olmakla beraber aynı zamanda müzekkere de müennese de uygundur. Şu an için konu onunla alakalı değil ama. Zaten belli değil mi? Mahmut ve Nuri demiş müzekkerdir. Dikkat çekilecek nokta kelimeyi üçüncü şahıs mı yani fiili? Üçüncü şahıs mı? İkinci şahıs mı? Birinci şahıs mı? Nasıl değiştirmeliyken bu fiillerini gibi değişiklik meydana getirmeli. Huma'da bir değişiklik meydana gelmez. Yine yeskunani o ikisi oturuyor. Nerede? Fi nefsi şukkati. Apartman dairesinde iş bitmiştir. Ama entuma derken entuma ikinci şahıs zamiridir. Fiilde değişiklik zorunludur. Artık yeskunani değil de teskunani yani ye var ya şurada. Ye'yi silip yerine T yazmalıyız. Diye bir deyişle alttaki noktaları alıp üste yazmak yeterli. Teskunani. Yeskunani şu haliyle ne demek? O ikisi oturuyor demek. Sen ye'yi, şu evveldeki ye'yi silip yerine T yazarsan ne olur? Teskunani, siz ikiniz oturuyorsunuz demektir. İşte entuma da siz ikiniz demektir. Bunu T yaparsan uyum sağlamış olursun. Yani fiili ikinci şahsa dönüştürmüş oluruz. Başka bir değişiklik yok. Teskunani fi nefsi şukka. Feryal ve Zeynep bunlar özel isimlerin. Feryal diye bir kız var, Zeynep diye de bir kız var. Bunlarla beraber bu fiili kullanmak gerekirse müennes yapmak gerekecektir. Çünkü Feryal Zeynep müennestir. Müennes nasıl yaparsın bu fiili? Sekene yeskunu yeskunan yeskunune teskunu. Fiilin yine müennes hali y yerine t yazarak olacaktır. Buraya t yazarsan teskunan yapmak yeterli arkadaşlar.
Buna göre feryalü ve Zeynebu teskunani fi nefsi şuklati demek yeterli. Daha sonra nahnu yani biz bu fiili biz kalıbına uygun hale getireceğiz. Bunu yapabilmek için biraz fiil çekimi bilmeye ihtiyaç vardır. Yani bir ketebe mazi, yektubu muzari, çek yektubuyu, yektubu, yektuban, yektubune, tektubu, tektubani, yektubune. Tektubu, tektubani, tektubune, tektubine, tektubani, tektubne, ektubu, nektubu. İşte nektubu kalıbı yani nefsim tükelli, mali gayr. Birinci şahıs, ben ve diğerleri, benimle beraber olan diğerleri yani biz manasında bir zamirdir bu. Bu fiili de o kalıba getirmek gerekiyor. O da nedir? Neskunu. Yani fiilin evveline nun eklenmeli. Muzarat alameti diyoruz buna. Eteyne. Eteyne'deki harflerin her biri muzarat alamettir. Konu, yani bu ayrıntıya girersem bayağı uzatabilirim. Çok da uzatmayı da istemiyorum. Çok konu dağılmış olabilir. Yani yeskunani yerine ne yazacağız? Neskunu. Eskunu, neskunu. Neskunu nedir? Birinci şahıstır. Biz manasında. Neskunu biz oturuyoruz. Nerede? Fi nefsi şukkati. Daha sonra es-sadikani var. Es-sadikani ile beraber nasıl kullanırsın? Bir şey değişmez. Şuradaki aynı zaten. Mahmut ve Nuri nedir? İki arkadaştır zaten. Bunları sil. Bunların yerine ne yaz? Şunu yaz. Es-sadigani yeskunani fi nefsi şukka. Cümleyi nasıl kuruyorum? En başa es-sadigani yazıyorum. Sonra yeskunani fi nefsi şukkati yazdığımda işlem bitmiş oluyor arkadaşlar. Uktub yaz es-saate saati kema fil misal örnekte olduğu gibi. Ben resimlerde akrep yel kovanı koydum. Altına kırmızı yazıyla yazdım. Diğerlerinde siz yazın diyorlar. Burada saat ne? Biri çeyrek geçiyor. Biri çeyrek geçiyor nasıl yazılır? Es-sa'atul vahidetu ve rub'u. Es-sa'atul vahidetu ve rub'u ne demek? Dördü çeyrek geçiyor. Rub'u çeyrek demek yani. Dördü çeyrek geçiyor. Yanlış söyledim. Biri çeyrek geçiyor. Vahide bir demek. Rub'u dörtte bir. Dörtte bir olunca çeyrek oluyor. Az önce 20 demiş olabilirim. Çeyrek yani 15, 30, 45, 60 şeklinde. Dörtte bir çünkü. Eğer üçte bir olsaydı 20, 40, 60 olurdu. Geldik buraya. Burada nasıl yazmalıyız? Burada yazılacak şey Es-sa'atu rabi'atu ve rubu. Rabi'atu 4 demek. Yani saat 4. Daha sonra er-rubu dedim. Yani 4'ü çeyrek geçiyor. Burada saat kaç? Şimdi bunu yazalım. Es-sa'atu'l-hadiyetu 'aşratu. Saat 11. Hadiye 'aşra 11 demek. Ve rub'u çeyrek geçiyor demek. Rub'u çeyrek geçiyor demek. Es-sa'atu'l-hadiyetu 'aşratu ve rub'u. 11'i çeyrek geçiyor. Geçiyoruz alttaki resme. Burada ne var? Belli zaten. Yani 8'i çeyrek geçiyor da nasıl yazılır? Es-sa'atu saminetu ve rub'u. Hemen yanındakinde Es-sa'atu salisetu ve rub'u. 3 çeyrek geçiyor. Sıra buradaki resimde. Burada da Es-sa'atu saniyetu 'aşratu ve rub'u. 12 çeyrek geçiyor. Saniye 'aşra 12 demek. Ve rub'u çeyrek. Buradakinde ise Es-sa'atu tasi'atu ve rub'u. 9'u çeyrek geçiyor. Daha sol tarafta Es-sa'atu sadisetu ve rub'u 6'yı çeyrek geçiyor. Es-sa'atu hamisetu ve rub'u 5'i çeyrek geçiyor. Burada ne var? Vahide var. Rabi'a, hadi aşra, samin, salis, saniye, tasi'in, sadis, hamis. Rakamlar var yani. Bu rakamları bilmek lazım. Rubu zaten dörtte bir yani çeyrek geçiyor demek. Sayılar Arapça nasıl ifade edilir? O anlatılmış oldu. İmle sen doldur el feragatil atiti aşağıdaki boşlukları minel kaimeti şu kutucuklardan uygun kelimeyi seçerek doldur. Şabani. Şaban değil de Şaban.
Şabani tesniye bir kelime. Şabani. Estrelin Nunduro. Tesniye olduğunu alamet. İşte Şabani dedik. Şabun yani müfredi. Şabun bir genç demek. Şabani iki genç. Delikanlı. Noktalı yere veya çizgili yere diyelim. Hangi kelime getirilmeli? Yesteyi uyanırlar. İki genç uyanır. Fi sa'atin mübekkiratin külle yevmin. Fi sa'atin mübekkiratin erken saatte uyanırlar. Külle yevmin hem de her gün. İki. El fetatani. Fetatan iki genç kız demektir. İki genç kız. Tetenavelani. Tetenavelani yerler. El futura kahvaltı yaparlar yani. Adeten genellikle saati saat 7'de kahvaltı yaparlar. 3. Nahnu. Nahnu'dan sonra nertedi bir nahnu biz nertedi giyeriz maatifena paltolarımızı, ceketlerimizi işte artık kabanımızı giyeriz. Fişitayı kışın, kış mevsiminde paltolarımızı giyeriz. 4. Hazani dalibani şu iki öğrenci var ya yezhebani giderler iler medreseti okula. 5. Hatanil bintani şu iki kız tehrucani çıkarlar minel beyti evden ba'de zuhri öğleden sonra. 6. El müşteriyani iki tane müşteri maza ne yeşteriyani satın alıyorlar. Mine dükkani dükkandan ne satın alıyorlar? Bir soru. Zaten soru işareti de mevcut. Sil, birleştir. Beynel mecmuateynin sağdaki soldakiler bunları birleştir. Bağla birbirine. Mesela yapılmış örnek olarak. Burada miyetün var. Hangisi uygun? En alttaki. Miyetün 100 demektir. Zaten burada 100'ü yazmışlar. Hani bir rakamsal olarak var. Bir de yani yazıyla ve işaret diliyle diyebiliriz. Yazıyla, rakamla. Mi'etun, bu da mi'etun, yüzdür. Burada bir var, sıfır var, sıfır var. Burada da yazılışı mi'etun, yüz demektir. Biz yukarıdan başlayalım ama. Ya da madem aşağıdan başlanmış, biz şu aşağıyı da bitirelim de aşağıdan yukarı gidelim. Belki daha düzgün olabilir. Tis'une ne demektir? 90 demektir. 90 nerede? Burada. Semanune 80, Sittune 60 demektir. Abi 60 nerede onu da göstermek lazım. 60 burada. Sebuune 70 demek. Burası 70. Şu V harfi gibi olan yer ve sıfır var yanında. Burası 70. Hamsune 50 tam tutmuş. İşrune 20 demektir şurası. Selasun 30 demek tam tutmuş. Erbaune de şurasıdır. Ben tek tek anlatayım tekrar. Yani şuradaki şey 2. Bu 2'dir. Yanında nokta 0 demektir. Arapçada nokta, Türkçedeki bildiğimiz nokta. Noktayı koyduysan o 0. Yanında bir de 2 var. Bu 2'dir. 2 ile nokta yan yana ise 20 yapar. Bu gayet açık. 3 var. 3'ün yanında 0 var. 30. 4. Yanında bir nokta. 40. 5 var. Yanında bir 0. 50. 6 bu. Yanına bir sıfır eklemişler. Ne yapar? 60 yapar. Şu 7'dir. Yanında bir sıfır var. 70 yapar. Bu 8'dir. Yanında bir nokta yani sıfır var. 80 yapar. Bu 9'dur. 9 biraz benzer. Yanında bir nokta yani sıfır var. 100 yapar. Şu da 1'dir. Yanında iki tane sıfır var. Öyleyse 100 yapar. Evvela şöyle yapabilirsiniz yani. Şunu bir ezberleyin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunları ilk öğretim diyelim artık. Kaça gidiyordu? 5'e mi 6'ya mı ne gidiyordu? Çocuklar vardı. Yaz kursunda tahtaya bir yazdım. Bir dakika sürdü sürmedi ezberlemeleri. Yani yazdığım tahtaya baktılar dönüp bana saydılar. Şaşırdım. Çok aşırı hızlıydılar. Yani sizler de evvela bunları bilmeniz lazım. 1, 2, 3 bunları bir ezberleyin. Daha sonra bilin ki yanında bir nokta varsa 1 0, 2 nokta varsa 2 0, 3 nokta 3 0 öyle gider. Bunları bilmek lazım. Aynı şekilde bunları da bilmek gerekiyor. Yani burada çok özet geçilmiş. Bu Arapçada birazcık sayılar, birazcık saatler işlenmiş ama
çok detaylı değil. Bu konu çok daha geniş bir konu. İlahiyat derslerinde bu daha geniş olarak işlenmiştir. Muhtemelen burada da bir altyapı oluşturmak istenmiş. İlahiyat düzeyine geldiğinizde bu konuyu çok daha geniş işleyeceksiniz. İsra, İsra suresi ki o da 17. suredir. 78 numaralı ayeti. İsra suresi 78 numaralı ayet. Elinizdeki Kur'an-ı Kerim'den açarak sizler de bakabilirsiniz. İkra, sen oku. Neyi? El ayetel kerimete, ayeti kerimeyi oku. Okuyalım. Eqimussalate lidulukişşemsi ila gasaqilleyli ve Kur'anel fecr. İnne Kur'anel fecr kâne meşhûdâ. Anlatılan şey namaz kılınması. Güneşin zevalinden, zeval öğle vaktinde yani güneşin batıya doğru meyletmesi, kayması demek. Güneşin tam tepeden batıya meyli. Güneşin zevalinden gecenin karanlığına kadar belirli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. İnne şüphesiz ki Kur'an el fecri sabah namazı nedir? Kâne meşhûda şahitlidir. Ayetin manası da bu şekilde. Geçtik Ders-ü Sani ikinci derse. İkinci ders fil medreseti okulda. Okuldaki bir ders temhid. Nakış münakaşa et. Ma'e zemilike ev veya da zemiletike. Tabii şu da var. Zemili ki de olabilir. Öyle değil mi? Zemiletiki yani bunlar ki de olabilir. Ke de olur, ki de olur. Ke sen demek, ki de sen demek. Ke erkek için sen demek iken ki bayan için kızlar için sen demektir. Nakış münakaşa et. Kim? Ente gizli zamir faildir. Sen münakaşa et. Kimle münakaşa yapayım? Ma'zemilik. Arkadaşınla beraber münakaşa et bakalım. Veya da zemiletik veya da yani kız arkadaşınla. Enneşadatil medresiyeti. Neşadat-ı medresiye okul etkinlikleri demek. Okul etkinliklerini münakaşa edin, tartışın bakalım. Eddersu ders. Emin ile Nuri arasında geçen bir diyalog, hivar. Meta ne zaman yebde'u başlar? Eddersu ders külle yevmin her. Emin böyle bir soru soruyor. Nuri de ders veriyor. Yebde'u başlar fissamineti tamamen. Tam olarak 8'de ders başlamaktadır diyor. Emin tekrar diyor ki ve meta ne zaman yentehi intaha yentehi infaale yenfailu yentehi yani o baptan yentehiyu idi aslı kelimenin aslına hatırlatalım. Ne zaman ders son buluyor? Nuri diyor ki yentehi ders bitiyor fil vahideti ba'de zuhri. Öğleden sonra bir de. Vahid bir demek. Ba'de sonra zuhur öğle demek. Emin şöyle diyor. El tezhebuna siz gidiyor musunuz ila buyutikum evlerinize? Ba'de dersi dersten sonra. Nuri diyor ki bazı dullabi öğrencilerin bazısı bir kısmı yezhebune gidiyor ila buyutin evlerine. Ve bazıhum öğrencilerin bir kısmı ise yel'abune oynuyorlar ne? Kürete selam. Kürete seleti. Selam dedim. Kürete seleti. Kürete sele basketbol demektir. Kimisi basketbol oynuyor. Nerede? Fi ka'atir riyazati spor salonunda. Ka'at salon, riyazat spor demek. Ve banzuhum o öğrencilerin bir kısmı da yezhebune gidiyor illel mektebeti kütüphaneye niye lil kıraati okumak için. Kitap okumaya gidiyorlar. Emin şöyle diyor. Eyyü mevaddin hangi maddeler, hangi dallar tedrisune siz ders olarak görüyorsunuz fi medresetikum okulunuzda. Hangi dersler verilmektedir? Ne tür materyaller işleniyor? Nuri diyor ki, Nedrüsü biz ders olarak görüyoruz. Mevaddin muhtelifetin. Çeşitli çeşitli maddeleri, çeşitli dersleri, dalları görmekteyiz. Bazuha onların bir kısmı nedir? Diniyetun, dinidir. İşte Misu el Kur'an, Kur'an-ı Kerim gibi. Misu el Kur'an, el Kerim, Kur'an-ı Kerim gibi. Vel hadis, ve hadis gibi. Mislul Kur'an il Kerimi vel hadisi ve hadis gibi ve tefsiri ve tefsir gibi. Ve banzuha onların bazısı bir kısmı da nedir?
sekafiyetün sekafidir. Yani kültüreldir. Hani ba'zuha diniyetün ve ba'zuha sekafiyet. Çeşitli dersler görülmekte. Onların bir kısmı dini, bir kısmı kültürel derslerdir. Ne gibi? Mislu el coğrafya, coğrafya gibi. Vel fizyau, fizik gibi. Fizyau, fizik. Vel kimyau, kimya gibi. Vel fizya i olacak tabi. Hareketi yanlış okumuyorum. Vel kimya i, kimya gibi. Ve bazı onların bir kısmı da nedir? Lugaviyetun lugavidir. Dildir. Yani dil dersleri de görmekteyiz. Mislul lugati turkiyeti. Türkçe dili gibi. Vel lugatil arabiyeti. Arap dili gibi. Vel lugatil İngilizciyeti İngilizce gibi. Emin şöyle diyor. İzen öyleyse eddirasetu mümti'atun. Sizin dersleriniz oldukça eğlencelidir. Ve müfidetun ve faydalıdır. Fi nefsel vakti. Vakit boşa geçmiyor yani. Vaktin kendisi oldukça değerli olarak geçmekte. Ki cevap ver. Ecib an el-esiletil atiyeti hasebil hivari. Parça hivar, parça diyalog demektir. Haset göre. Atiye gelen demek. Es ile sorular. Sualen. Sualani es ile. Cimi mükesserdir. Ecip cevap ver. Kim? Gizli zamir. Ente. Sen ver. Aşağıdaki soruları yukarıdaki parçaya göre cevapla diyor. 1. Ma'a men yeduru el hivar. Parça kiminle beraber yani diyalog kiminle beraber dönüyor? Yeduru el hivaru ma'a emin ve nuri. Nuri ve Emin'le beraber diyalog dönmektedir. 2. Meta ne zaman yentehi son buluyor eddersü ders külle yevmin her gün. Cevap. Yentehi son buluyor fil vahideti ba'de zuhri. Öğleden sonra saat 1'de. Bunlar parçada geçen cümleler zaten. 3. İle eyne nereye yezhebu gidiyor eddullabu öğrenciler ba'de dersi. Dersten sonra öğrenciler nereye gidiyor? Soru bu. Cevap: Bazı tullabi yezhebuna ila buyutihim ve bazıhum ila el mektebeti ve bazıhum ila qa'atir riyazati. 3. Eyyü mevaddin yedrusu ettullabu? Cevap: Yedrusu ettullabu mevadden muhtelifeten. Yedrusu ders görüyor. Ettullabu öğrenciler neyi? Mevadden. Muhtelifeten çeşitli dersleri, çeşitli materyalleri işlemekteler. 3. İhtar. Seç. Es-surate resmi. Öyle resim ki el-münasibete. Münasip, uygun resmi seç. Lil cümelil atiyeti. Aşağıda gelen cümlelerden seç bakalım. Hangi resme, hangi cümle uygundur? Seçimi yap deniliyor. Bir için, yani şuradaki resim için, işte çocuklar var, çantaları var, takım elbise giymiş giden kişiler için. Ne diyebiliriz? Yezhebune ilel medreseti. Bunlar okula gidiyorlar. Öyleyse şurası. İki, bunlar ders gören kişiler. Bunlar için diyebileceğimiz şey nedir? Yestemi'une ila şerhil müderrisi. Yestemi'une dinliyorlar ila şerhil müderrisi. Öğretmenin açıklamasını. Şerh açıklamak demek. Müderrisin şerhini, açıklamasını, yorumunu, izahını dinliyorlar. Kimler dinliyor? Öğrenciler. Oradaki vav fail olur. Öğrenciler dinliyor. 3. Bir diş fırçalama tablosu var sanırım. Tabii fırçalamak geçmediği için doğru şık şurası olacak. Yekulûne o öğrenciler yiyor. Neyi? Eddaame yemeği fil met'ami yemekhanede. Yemek yiyorlar. 4 bir müzik söz konusu artık tam olarak bilmiyoruz bakacağız. Yedrusune onlar ders olarak giriyorlar. Maddetel musiki musiki dersi işlemekteler. Burası yani. 5 Yel'abune fi ka'atir riyazati spor salonunda oynuyorlar. Kimler? Çocuklar. Vav fail olacak. Oynuyorlar. Kimler oynuyor? Tam tercüme şöyle olacak. Öğrenciler spor salonunda oynuyorlar. Açıklamadığımız neresi var? Şurası var.
Sanırım bir tane kaldı. O da şu olacaktır artık. Ya'udûne, öğrenciler dönüyor. Nereyle bu için? Evlerine. Öğrenciler evlerine dönüyor. İmle doldur. El feragatil atiyet. Aşağıda gelen boşlukları doldur. Nereden yardım alarak? Müsta'inen bil kaimeti. Kutulardaki kelimelerden yardım alarak boşlukları tamamla diyor. Öyleyse bizler de bunu yapmaya çalışalım. Külle yevmil isneyni. İsneyn pazartesi demektir. İsneyni. Yevmil isneyn. İkinci gün. Türkçe'de pazartesi değil ama Türkçe'de ikinci gün salıdır. Ama Arapça'da günler pazardan başlar. Bu yüzden yevmil isneyn pazartesi olur. İkinci gündür. Külle yevmil isneyni. Her pazartesi günü nehrucu biz çıkarız. Hani ilk boşluğu biz doldurmuş olalım diyor kitabı yazanlar. Anlaşılsın diye. Tabi oldukça mantıklı. Daha iyi anlarım ne anlatmak istendiğini. Nehrucu biz çıkarız. Biz çıkıyoruz minel beyt evden ve nerkebu biniyoruz el hafilete otobüse ve nasilu ve varıyoruz ilel medreseti okula fi vaktiha zamanında. Sümme sonra nedhulu giriyoruz. Sınıfımıza. Ve neftahu ve açıyoruz el kutube kitapları. Kitabın kitabın kütüp. Ve defatira ve defterleri açıyoruz. Ve nestemi'u ve dinliyoruz ilel müderrisi öğretmeni. İnşallah dinliyorlardır. Dinlemeden ilerlemek çok zor. Sümme sonra nüzakiru, müzakere ediyoruz. Durusena derslerimizi. Ve ba'de dersi ve dersten sonra da nezhebu gidiyoruz ilel mektebeti mektebeye artık kütüphaneye. Ba'de zalike bundan sonra zalike bundan sonra ne yapıyoruz? Mektubu yazıyoruz. Neyi yazıyoruz? Yani mektubu fiil, nahnu gizli faildir. Neyi yazıyoruz? Meful lazım. El vacibati. El menziliyeti. Ev ödevlerini yazıyoruz. Öğretmenin verdiği şunu yaz, bunu çiz gibi şeyleri yazıyoruz. Ve sonra da nekra'u biz okuyoruz. Neyi? El mecellati, mecellaleri. Yani mecellat ne olur? Makaleleri olur. Vel cera'idi, vel cera'id. Nekra'u el mecellati, el Ceraide olacaktır. Ceraide. Ceraide de gazeteler demektir. Gazeteleri okuyoruz. Sümme sonra ne oluyor? Mercu'a dönüyoruz. İlel beyti eve. Uktub yaz. El erkame. Rakamları yaz. Kema fil misali. Örnekte olduğu gibi. Örnekte ne olmuş? Örnekte vahidun ve işrune yazılmış. Yani bu 21'dir demek istiyor. Vahid bir demek. İşrune 20. 21 olarak yazılır. Erba'atun ve selasune. Erba'atun 4, selasune 30. Öyleyse 34. 34 nasıl yazılır ama? Bu bir soru. Erba'atun ve selasune. Şu şekilde yazmaya çalışalım. Erba'atun ve selasune. Bu şekilde yazılır. Erba'atun ve selasune. Zaten kitapta böyle yazıyordu. Öyleyse erba'atun nasıl yazılır? Şu şekilde. Selasune nasıl yazılır? Bu şekilde yazılır. Yani şurası iki dalga olacak şu şekilde. Ne oldu? 34 oldu. İsnani ve hamsune onu yazalım. Bu da şu şekilde olacaktır. 5, 2. Hamsetun ve erbaune 45 demektir. 45'i de şu şekilde yazabiliriz. Yani şu 4 demektir. Bu da 5 demektir. Zaten bir iki sayfa yukarıda rakamlar vardı. Semaniyetun ve sebuune 78 demek. Sebuune 70. Semaniye 8. Yani 7 ile 8'i yan yana yazman lazım. Bu da tam olarak şudur. 78.
Selasetun ve Sittune 63 demektir. Öyleyse 6 ile 3'ü yan yana yazmak lazım. Sittetun ve Tis'une 96 demek. Seb'atun ve Semanune 87 demek. Şuradakinin zıttı, öyle değil mi? Başka kaldı mı? Başka kalmadı. Bu şekilde. Devam edelim. Başka ne var? Ed-dersu salisu fil külliyeti. Külliye ne demektir? Fakülte demektir. Ed-dersu salisu üçüncü ders nerede? Fil külliyeti fakültede. Bu dersi, bu videoyu burada bırakıyoruz. Bir dahaki videomuz bu üçüncü dersten başlayacaktır.